Merhaba değerli arkadaşlar, bir yayınımıza daha hoş geldiniz. Ben Oktay Özdemir. Bugün Kürtler için iltica taktikleri ve iltica mülakatına nasıl hazırlanmalar gerekiyor? İfadelerini verirken ya da yazılı savunmalarını hazırlarken nelere dikkat etmesi gerekiyor? Bunun püf noktaları, taktikleri nelerdir? Bir savunma stratejisi üzerinde sizlerle değerlendirme yapacağım. Bu çerçevede değerli arkadaşlar, eğer kanalımızı takip eder, beğenir, paylaşır, abone olursanız daha geniş mağdur kitlelere ulaşır. Onların da bu durumdan istifade etmelerini sağlamış oluruz. Videolarımızın açıklama kısımlarında genelde konularla ilgili yazılı metinler bulunmaktadır. Ancak hem videolar izlediğinizde hem yazılı metinleri okuduğunuz halde eğer hala sizin için içerisinden çıkamadığınız bir durum varsa ve özel kişiye özel danışmanlık hizmeti satın almak isterseniz ya da almak isterseniz o zaman oktayozdemirtr@gmail.com hesabından bana ulaşabilir. Bu konuda teklif isteyebilirsiniz. Ayrıca yine YouTube kanalımızın katıl butonunda 4 kademeli danışmanlık hizmetleri bulunmaktadır. Bu hizmetlerden birini satın alarak da bana ulaşabilir. Size bu konuda bilgi dağarcığımız çerçevesinde yardımcı olmaya çalışabiliriz. Şimdi konumuza geçersek değerli arkadaşlar, Kürtler iltica mülakatlarına yönelik daha önce iki video yapmıştım. O videoları mutlaka izleyiniz. Çünkü bu videoyu biraz kısa tutmaya çalışacağım. Burada ana fikir, yani iltica ederken neden iltica etmek istiyorsunuz sorusuna, olayın iki bölümü var. Birinci bölüm kimlik tespiti, yol tespiti, vize, oturum tespiti, meslek, iş tespiti yapıldıktan sonra size bir soru soruluyor. Ülkemize geliş sebebinizi lütfen izah eder misiniz? Neden ülkemize geldiniz? Bu mantığı şöyle düşününüz. Şöyle bir A4 kağıdı alınız elinize değerli arkadaşlar. Ve A4 kağıdını 6 bölüme, pardon 7 bölüme çiziniz. Tamam mı? En başa şu soruyu yazınız. Ülkemize geliş sebebinizi lütfen izah eder misiniz? Sonra konumlandırma, sonra iddianame, sonra siyasi kovuşturma, devlet takibi, çıkış hikayesi, zulüm, korku, işkence, İnsanlık dışı uygulamalar, ciddi tehlikeler ve en son ülkenize geri dönerseniz başınıza neler gelecek olacaktır. Şimdi bu söylediğim ifadeleri, her söylediğim ifadeyi kağıdınızın ilgili yerine yazdığınızda size ait bir savunma stratejisi, taktiği ortaya çıkacaktır. Yakında bunu ekranda da göreceksiniz değerli arkadaşlar. Şimdi burada ana fikir, neden ülkenizi terk etmek zorunda kaldınız dediği zaman raportör, ülkenizin demokrasi, insan hakları, hukuku olduğu için geldim değil. Bu cevap doğru değil. Asıl doğru cevap, sizi ülkenizden kaçıran, çıkmak zorunda bırakan